Şerife, her şey hazır mı? Hazır olmak üzere Yıldız Hanım. Hediye sepetini de hazırladım, çok güzel oldu. Kızım getir bir de ben göreyim bakayım. Tabii İsmet Hanım. Getir bakayım. Aa, çok güzel olmuş. İçine bir de şöyle bir nazar boncuğu koyalım, tamam mı? Tabii tabii. Sağ olun. Lale Hanımlar da beğenir inşallah. Beğenir tabii canım, niye beğenmesinler? Fikret'ciğim, bak canım ne kadar tatlı değil mi torunumuz için sepet? Ben hazırladım Fikret Bey. Senin böyle becerilerin var mıydı? Maşallah, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok sağ olun. Fikret'ciğim, az sonra gelecekler, sen ne yapacaksın? Ben Şadi ile buluşacağım. Ama gelsinler, torunumu göreyim, sonra çıkarım. Tamam canım. Oo, çıkana kadar bir şeyler atıştırayım. Dur Fikret! Dur. Lütfen içeriden ama sofranın düzenini bozma. Bir tane kızcağız hazırlamış, lütfen. Lütfen Fikret, lütfen içeriden ama lütfen. Yıldızcığım ya, ya bir lokma alsaydı ne olurdu? Anneciğim, Şerife çok uğraştı. Masanın düzeni şimdi niye bozulsun değil mi? İçeride istediği kadar yiyebilir anneciğim. Aman da maşallah, maşallah. Büyümüş de dedesini ziyarete gelmiş. Hipnotize oldular, bak nasıl bakıyorlar. İşte Emir. Ay, maşallah Lale, çok güzel bakmışsın bebeğe. Kocaman olmuş. Teşekkürler babacığım. Neyse, ben Emir'i gördüm, sizi gördüm. Müsaadenizle Şadi ile buluşacaktım. Tamam canım. Gidemiyoruz ya. Hadi bakma tarafa. Hadi biraz daha seveyim. Hadi hoşçakalın, hoşçakalın. Güle güle. Emir'ciğim, sen babaanneni büyüdün de ziyaretlere mi geldin bir tane buyur. Şu güzelliğe bakar mısın? Ya çok tatlı. Ne kadar büyümüş değil mi? Evet. Aa, sizi bırakın biz bile gözle görülür bir şekilde büyüyor bunlar. Ben bir Onur'u arayayım da haber vereyim burada olduğumuzu. Ara kızım, ara. Efendim canım. Nasılsın aşkım? Ne yapayım, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, annenlere geldik. Biz de oturuyoruz. Çok selam söyle. Aleyküm selam söylerim. E sen ne yaptın? İyi canım, ben de Seçil Hanım bekliyorum. Birazdan gelecek. Erken değil mi? İki demiştin bana. Evet öyleydi de biraz daha erkene çekmemi rica etti. Ben de müsaittim, tamam dedim. Ben de geleyim o zaman, yanında dururum. Yani sen rahatını bozma. Biz hallederiz bir şekilde. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Ne oldu? Bir problem mi var yine yavrum? Aslında problem yok. Şimdi siz yabancı değilsiniz. Ben bir saatliğine Onur'un yanına şirkete gitsem, gelsem olur mu? Sorun olur mu? Bizim için sorun olmaz da sen ne yapacaksın ki? Ayol neler yapmıyor ki? Dün akşam örneğin, ay ya kızım diye söylemiyorum ama çok becerikli. Hakikaten hiçbir iş kurtulmuyor elinden. Şeyi, o neydi? Maket. Maket var ya, inşaat makinesi, siz daha iyi bilirsiniz. O kırılmış, bayağı bir zarar görmüş. Ondan sonra benimki elinden tabii çok iş geliyor. Benimki tamir etmiş, aynen sunuma göndermişler. Ne büyük şans senin orada olman Laleciğim. Tabii. Bravo, bravo sana. İşte hep böyle kocana destek olacaksın. O da ona yani, o da buna yani. O da ona destek olacak tabii. Yani bu proje Onur için çok önemli. O yüzden elimden ne geliyorsa ona yardım etmek istiyorum. Hadi o zaman, hadi bekletme. Bizi merak etme sen. Böyle ayıp olacak ama size ya. Biz yabancı beyiz, aşk olsun. Tabii sen keyfine bak. Tamam. Geliyorum zaten bir saat sonra. Sen şundan alalım. İstemiyorum hadi, hadi yedim, yedim Allah aşkına. Gelince kızım, yerim. Hadi, hadi. Şundan. Ay ay maşallah. Hiç ses falan çıkmadı. Ne kadar güzel uyudu böyle. Çok huzurlu çocuk, çok. Hiç sorun yok. Songül Hanım, diyorum ki, Emir'in kırkı da çıktığına göre artık şu mevlüdü yapsak ha? Evet, aynen. Ben de onu konuşacaktım zaten sizinle. Biz Lale'yle de konuştuk. Uygunsa sizin için gelecek hafta sonu yapalım. Gayet tabii müsaitiz, tabii tabii. Anneciğim, yetiştirebilir miyiz ki? Niye yetişemeyelim kızım? Ay, anneciğim yani ne bileyim. Yani hiçbir şey belli değil, mekan belli değil. Organizasyon, menü, davetliler, davetiyeler yani. Lale ile biz konuştuk hani kendi evlerinde olsun, aile arasında olsun diye düşündü tabii ama Lale bilir tabii.
Nasıl istiyorsanız öyle olsun tabii canım. Affedersiniz anneciğim, çok özür diliyorum. Ama ben de ilk kez torun sahibi olmuş bir babaanne olarak bazı özentiler yaşıyorum tabii kendi içimde. Yani hani biliyorsunuz malum bugüne kadar yaptığımız hiçbir şey de gönlüme göre de olmadı. Nişan olsun, düğün olsun böyle bir hızla, değil mi? Bir telaşla oldu. Hiç olmazsa bu benim istediğim gibi olsun anneciğim lütfen. Yani biliyorsunuz hani şanımıza yakışır bir şey yapmak lazım. Dostlarımızı, ahbaplarımızı çağırmak lazım. Mevlüt öyle hava atmak için yapılmıyor. Ay pardon, yani şey olmaz ya, yani mevlüt böyle aile içinde falan ya, öyle çok da huzurlu da olmaz. Yani Lale ye bağlı tabii, Lale ile Onur karar verecek sonuçta mevlüt için, değil mi? Gelinim beni kırmaz Songül Hanımcığım. Songül Hanım, sizin dükkanda artık bir sorun yok değil mi? Çok şükür halloldu. İşler yoluna girdi. Daha da iyi olacak. Ha, tabii çok yoğun çalışmak zorunda kalıyorsunuzdur eminim. Öyle ama ben çalışmaya alışığım nasıl olsa. Çocuklar da yardımcı oldular sağ olsun. Songül Hanım ne diyeceğim? Şöyle bir şey düşündüm. Dilerseniz emrimize biraz da biz bakalım. Annem de yanımda. Birlikte bakarız biz ona. Hem sizin üstünüzden bir yük almış oluruz değil mi ama? Hem de siz de iş yerinizde daha yoğun ilgilenebilirsiniz daha rahat. Değil mi anneciğim? Yok canım, yük olur mu onun yükü? Hiç gerek yok. Ay tabii tabii, biz çok seve seve bakarız. Hiç merak etmeyin. Hiç kuşkum yok. Sizin benden çok daha iyi bakacağınızdan ben %100 eminim. Yani ama biz idare ediyoruz. Songül Hanım bize güvenmiyor herhalde. Estağfurullah. İsmet Hanım'ın benden kat be kat iyi bakacağına benim hiçbir şüphem yok. Siz de Şerife ile beraber siz de bakarsınız tabii. Ona ne şüphe de... Lale dadı buldu. Aa, dadı mı buldunuz? Ay ne iyi. Onur bana hiç anlatmadı. Ay yeni buldu. Şu an gibi. Şey, anaokulu şeyi, anaokulunda da hocalık yapmış. Bayağı güler yüzlü, sıcak, iyi, çok hoş bir hanımcağız. Kaç dil biliyor? Ya şu anda dile ihtiyacımız kuş dil dermişim. Kakaçış her yerde herhalde aynı değil mi? Size göre ihtiyaç olmayabilir ama bence ihtiyaç var Songül Hanımcığım. En az iki dil bilmeli bir dadı. Ya en azından İngilizce ya da Almanca, ikisi bir arada İngilizce ve Almanca bilmeli lütfen. Vallahi bizim önceliğimiz güler yüzlü olması, güven vermesi, sevgi dolu olması. Sonrasını düşünürüz artık. Öyle mi peki? Sizin gözünüz tuttuysa, beğendiyseniz kesinlikle iyidir. 10 numara inanın yani, 10 numara. Dil hariç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.